Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissebâ ve huve semî'ul alîm. Allahümme inni e'ûzu bi kelimatillahi tammâti min şerri mâ halak. Ey Allah'ım, yarattıklarını şerrinden sana sığınıyorum. Ve min şerri şeyatîn, şeytanları şerrinden ve en yahturun. Elhamdülillah. Hamd edecek, Rabbi Zülcelal'in nimetlerine şükredecek çok sebep var. Şu an, bugün Ramazan'ın birinci günü, oruç mevsimi, oruca Bismillah dedik. Hastalarımıza Allah şifalar versin. Oruç tutamayanlara tutacak gücü versin. Orucun gereğince amel edecek, manevi hazzı, lezzeti tadacak imkanı versin. Ramazan-ı Şerif'in bayramını görmeyi Mevla nasip etsin. Hem dünya bayramı hem ahiret bayramı görmeyi temenni ediyoruz Rabbimizden. Ramazan'la ilgili birkaç cümleyi sizlerle inşallah paylaşacağım. Zaman zaman akşamları bu çekimlerin haricinde 15'er dakikalık bazı günler, belki tamamını da bilmiyorum şu anda, tam olarak bunu programlamadım. Pazartesiden itibaren size ulaşmak istiyorum inşallah. Yani düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Salat ve selam Resulullah Aleyhisselam'a olsun. Allah Celle Celaluhu onun yolunu bize yol kılsın. Onun getirdiği kitabı kabul etmeyi bize nasip etsin. Onu yaşamayı kabul etmekten kastım bu. Amenna, zaten iman ediyoruz. İmanımızda tereddüt yok. Değerli kardeşlerim, 80. ayet Vakıa suresinde birlikte sizlerle okuduk. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri tarafından indirildi Kur'an-ı Kerim. Allah Celle Celaluhu la yemessuhu illel mutahharundan sonra ona pis olanlar dokunamaz. Bir mana böyle nehi olursa, nefi olursa iki ayrı mana demiştik. Veya dokunmasın pis olanlar. Dokunamaz diye bakınca levh-i mahfuzdan onu melekler aldı, cinler almadı. Peygamberimize cinler öğretmedi. Tertemiz olarak ona el sürebilecek kabiliyetteki varlıklar dokandılar. Dolayısıyla kısacası müşriklerin cinler Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirdi veya onun kalbine ilham etti cümlesini, tezini reddediyoruz böylece mutlak manada. Rabbimizin kitabı temizdir ve temiz olanlar ona dokunabilirler. Eğer dokunmasın diye bir olumsuzluk anlamı verilirse, ki bu imkan da var, ayeti kerimede kullanılan la yemessühü, ona dokunmasın diye de anlam vermek mümkün. O zaman böyle olunca insanlardan da kir olanlar, pis olanlar, temiz olmayanlar ona dokunmasınlar. Pislikten murat malum cünüplüktür. Önce onu ifade edelim. Dolayısıyla hiçbir şekilde cünüp olan veya vücudundan hastalık kanı demeyelim biz, hayız kanı gelen kadınlar veya işte ay hali olan kadınlar ona dokunmasınlar. Böyle fıkıh kitaplarımızda hükümler var. Net olarak anlaşılmış. Sadece zahiriler demişler ki ayetin zahirindeki mana ona meleklerden başkası el sürmedi. Dolayısıyla diğer insanlar ona dokunabilirler. O da bir mezheptir, bir görüştür. Bu anlamda insanlar elbette bir şeyi tercih ederler ama Allah temizdir. Temiz olanları sever. Onun kitabı levh-i mahfuzdan indirilmiştir. Levh-i mahfuzda tertemiz imkanlarda, tertemiz yerlerde muhafaza edilmiştir. Tertemiz eller, melekler ona dokunmuştur. Onunla temas kuran insanın Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda olduğunu bilmesi lazım. Elini ayağını toplamak derler Anadolu'da. Şöyle kendine bir çekici düzen vermek derler. Biz nasıl namazı abdestsiz kılamıyorsak, Kabe'yi abdestsiz tavaf edemiyorsak, Kur'an-ı Kerim'i de abdestsiz okumasak bu güzel olur. Abdest almak Kur'an-ı Kerim okumayı engelliyor diye bakıyorsak şayet, bu insanların tembelliğine bir mazerettir.
Ha denilirse ki her gün Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan, çocuk eğiten hafızlarımız var. Hafıza hanımlarımız var. Hafızlık yapan hanımlarımız var. Tabii onlarla ilgili özel hükümler var. Zaten bizim kitabımızın ortaya koyduğu la yuridullahu bikumul usr. Allah Celle Celaluhu sizin için zorluk dilemez. Yuridullahu bikumul yusr. Sizin için kolaylık diler. Dolayısıyla biz zaten meşakkat halinde oruç tutma kabiliyeti olmayan nasıl oruç tutma hakkından muaf tutuluyorsa, işte namaz kılma kabiliyeti olmayan yerine göre oturarak, yatarak ima ile namaz kılabiliyorsa veya efendim hacca gitme gücü olmayan nasıl kendi yerine bir vekil gönderebiliyorsa, elbette Kur'an-ı Kerim ile ilgili temasında da şartlar onun temasını zorunlu kılıyorsa, elbette orada biz biliyoruz ki İslam kolaylaştırır, hükümler vardır. Ancak keyfe ma yaşa diyoruz. Yani canı istediği şekilde biz gördük gerçekten ömrümüzde çok üzüntü çektik. Kur'an-ı Kerim kitaplarının üzerine bağdaş kurup oturup efendim onun üzerine sigara tüttürenleri, yani nedir işte bu kağıt kutsal değildir, bu kağıdın kutsiyeti olmadığına göre ben bunun üzerine oturabilirim. Veya Kur'an-ı Kerim'i işte alelade oradan alıp buraya koyup, yani bir değer verme. Elbette o bizim tapacağımız bir şey değil, mahluktur o kağıtlar. Ama Rabbimizin emaneti onlar üzerinde yazılıdır. Dolayısıyla değer vereceğimiz bir şeydir. O değerli olan bir şeyi muhafaza ediyordur. Değerli olanı taşıyan, o da kendine göre bir değeri vardır. Ama ilahımız değil, biz ondan medet ummayız. Onun vesilesiyle bereketlendiğimizi düşünmeyiz. Yani o kağıtları kastediyorum. Fakat biz yine de Rabbimizin kitabını elimize aldığımızda onun istediği temizliği sergilesek bundan bir zarar görmeyiz. Dine din ilave etmek değildir bu. Ben en azından böyle düşünüyorum ve inanıyorum. Çünkü tenzil min Rabbil alemin, alemlerin Rabbi, bütün kainatı yaratan, bütün bizim ulaştığımız, ulaşamadığımız uzak yıldızları, yakın yıldızları, yörüngelerini, ki efendim bundan önce yörüngelere yemini de görmüştük, yıldızlara yemini. Dolayısıyla o Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Şeytanların fısıltısı değildir. Alelade insan sözü değildir. Beşer sözü değildir. Bu da var kitabımızda açıkça ifade ediliyor. O bir beşer sözü değildir. Allah'tan gelmiştir. Dolayısıyla o kitabı bu anlamda küçümsememeliyiz. Bu anlamda. Efe bihâzel hadîs. Bismillah. 81. ayet. Efe bihâzel hadîs. Entum mudhinûn. Siz bu sözü mü yağlıyorsunuz? Yani kara çalıyorsunuz. Yani küçümsüyorsunuz. Yani hor görüyorsunuz. Alemlerin Rabbinden gelmiş. Alemlerin Rabbi, yaratıcısı Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri onu insanlara ulaştırmış peygamber aracılığıyla. Siz bu sözü hor görüyorsunuz, dudak büküyorsunuz, bir deli sözü diyorsunuz, o günkü Mekkeliler öyle diyorlardı, bir şiir diyorsunuz, bir işte efendim hastalıklı insan sözü diyorsunuz, bir cinlerin uydurduğu şeyler diyorsunuz, böyle bir takım sözlerle bu Kur'an'ı küçümsüyorsunuz, hor görüyorsunuz. Halbuki bu Kur'an'ın şerefi bellidir. Levh-i Mahfuz'da özel saklanan bir kitapta Cibril-i Emin'e teslim edilmiş. Cibril getirmiş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine nakşetmiş ve bize ulaşmış. Ve biz onu okuduğumuz zaman onun içinde sadece doğruları, sadece gerçekleri buluyoruz. Biz dünyayı onunla öğreniyoruz. Ahireti onunla öğreniyoruz. O kitap olmasa Allah'ı tanımamız mümkün değil. O kitap olmasa hesap gününü anlamamız mümkün değil. O kitap olmasa cennetten cehennemden haberdar olamayız. O kitap olmasa iyiliği tanımlayamayız. O kitap olmasa iyi insan tanımımız yerli yerine oturmaz. O kitap olmasa ahlaklı davranış nedir, ahlaksız davranış nedir, bu ayrımları yapamayız. O kitap olmasa Rabbimizin huzurunda eğilme zevkini tadamayız,
Ramazan'da oruç tutma zevkini tadamayız. Dolayısıyla bu kadar bizi hayırlarla baş başa bırakmış Allah'ın keremli kitabı, kerim kitabı, ikramlı kitabı, ikrama layık kitabı bizim tarafımızdan alelade bir kitapmış, bir romanmış gibi algılanmamalı. Elbette onunla temasımızda da saygı sınırlarını aşmamamız gerekir. Yıllar önceydi, ben öğretmenliğimi sürdürürken İmam Hatip Lisesi'nde orta 3 seviyesinde delikanlılar oyundan geldiler öğlen teneffüs saatinde. Onlar namazlarını da kılmamışlardı hissettiğim, bildiğim, onu takip ettiğim kadarıyla. Onlara dedim ki sizden bir şey istesem, bu istediğimi yapana da Kur'an-ı Kerim'den sene sonuna kadar hiçbir ezber almadan, yüzünden okutmadan tam not versem razı olur musunuz? Onlar dediler ki seve seve yaparız. Ne emredersen buyur hocam hemen yapalım. Heyecanlı malum 15 yaş çocukları çok saf, temiz, heyecanlı çocuklardır. Cebimde bir Kur'an-ı Kerim vardı. Öyle cepte taşınabilecek boyutta. Çıkardım dedim ki ben bu kitabı yere koysam içinizden hangisi onun üzerine basabilir? Basabilen varsa bunu yapayım. Dediler hocam asla bunu yapmayız. Böyle bir şeyi asla yapmayız. Ben de onlara dedim ki madem bunun kitabı, kitabın kağıdını çiğnemek istemiyorsunuz, o zaman da onun hükmünü niye çiğniyorsunuz, namazı niye terk ediyorsunuz? Demek ki o hükümler kıymetli hükümler. Elbette onun çiğnenmesine razı olmazsınız. Nitekim örnekle söyledim o zaman gelse bir İtalyan, bir Amerikalı, bir Avrupalı, bir efendim ecnebi, bir dinsiz, bir vahşi bu kitabı ki parçalasa, ayakların altına atsa bütün kalbimizle ondan nefret ederiz. Çünkü kitap bizim hayatımız, kitap bizim her şeyimiz. Dolayısıyla onu okurken de hürmetsiz olmamak lazım. Abdest de namaz için bir hazırlıksa, Kur'an için de bir hazırlık olsa bunda bir sıkıntı yoktur. Tabii elbette ben bunu farzdır diye hükme bağlamıyorum. Hüküm sahipleri var zaten. Bu anlamda sadece kanaatimi sizlerle paylaştım. Ki siz o kitabı hor görüyorsunuz ya, ona kara çalıyorsunuz, onun efendim onu yağlıyorsunuz. Yani onu gözden düşürmeye çalışıyorsunuz. İşte cin sözüdür, şeytan sözüdür, vesvesedir, efendim deli sözüdür vesaire diye. Halbuki Allah Celle Celaluhu o kitabı size bir rızık olarak verdi. Ve tecalune rızkaküm. Size verilmiş bu rızkı efendim enneküm tükezzibun. Yalanlayarak mı karşılıyorsunuz? Size rızık olarak bir kitap verilmiş. Kur'an-ı Kerim bir rızıktır, bir ruh için gıdadır. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri malum insanın yaşayabilmesi için suyu yarattı, bir rızıktır. Otları bitirdi, bir rızıktır. Hayvanlar etinden, derisinden, sütünden yararlanıyoruz, rızıktır. Kur'an-ı Kerim de bu rızıklar gibi manevi bir rızıktır. Size Allah Celle Celaluhu bu rızkı gönderdi. Bu rızıkla kuvvetlenmeniz lazım, beslenmeniz lazım, meşgul olmanız lazım, ilgilenmeniz lazım. Abdesti bahane edip bu rızıktan uzak duruyorsunuz. Abdest almak zor geliyor. Bu sefer diyorsunuz ki efendim abdesti şart koşmayalım. Yani abdestsiz bu Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. İyi ama abdestsiz bu Kur'an-ı Kerim'i okuyalım diye siz fetva verdiğinizde kaç tane abdestsiz Kur'an-ı Kerim okuyan var? Okuyor. Yani kaç abdestsiz Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor? Ha ne güzel işte abdestsiz okunuyormuş deyip Kur'an-ı Kerim okumaya dört elle sarılan insanlar mı gördünüz? Oluk oluk abdestsiz Kur'an okumaya fetva veriyorsunuz. Yani bu anlamsız bir şey. Ben anlamsız görüyorum en azından. Ben bunda bir fayda görmüyorum. Temizlik esastır. Allah temiz olanları sever. Namaza temizlik için abdesti, cünüp olana gusül abdestini Allah farz kılmıştır. Tavafı abdestsiz yapamıyoruz. Tavaf alanına çıkana uyarıyoruz. Abdestiniz tavafın üçüncü şartında. Abdestiniz kaçarsa hemen çıkacaksınız, abdestinizi alacaksınız. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Dolayısıyla temizlerin olduğu her alanda temiz olmak gerekir. Siz tutuyorsunuz bu azığı, bu rızkı
Yalanlıyorsunuz bir de üstelik. Yani değil sadece bu anlamda ilgilenmek. Yalanlıyorsunuz. Bu kitabı Rabbinizin katından gelen bu kitabı mı yalanlıyorsunuz? Bu şaşılacak bir şey gerçekten. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bundan sonra bize sonuca doğru artık gideceğiz. Ama bir dehşetli şey hatırlatıyor. Felev le, haydiyseniz ya, izâ belegatil hulkum, can boğaza ulaştığında, can boğaza ulaştığında, haydiyseniz ya, yani can vücuttan çıkıyor, yani ruh bedenden çıkıyor. Eğer ahirette bir ceza yoksa, eğer bir takım imtihanlarla, ahirette sorularla baş başa kalmayacaksanız, yaptıklarınızın karşılığını vermeyecekseniz, haydi o zaman güç sizdeyse, iktidar sizdeyse o canı bedene geri çevirin. Canı bedene geri çevirin. Yani siz Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri müşriklere, kafirlere, inkarcılara, zalimlere azap vaat ediyor. Bu azaptan kurtulmak noktasında gücünüz yetiyorsa canı boğazdan çıkarken geri çevirin. Canı bedende tutun. Canı bedende tutun. Canı bedende tutun. Eğer bir gücünüz varsa canı bedende tutun. Ve entum hayne izin tenzurun. Halbuki siz ölen bir insanın başına gidiyorsunuz. İşte şimdi bu koronavirüs meselesinde ölen insanlarla ilgili ilk günler, şimdi bu günlerde pek yayınlanmıyor. Bir takım görüntüler yayınladılar. Yani insan gözünüzün önünde çırpınıyor. Canı çıkıyor bedeninden. Başında insanlar var. Siz onun başında temzurun. Bakıyorsunuz. Yani sadece bakıyorsunuz. Bir şey oluyor. Bir bedenden bir şey oluyor. Yani ruh çıkması. Ama sizin gücünüz yok. Siz güçsüzsünüz. Yani siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'tan gelene muhtaçsınız. Allah'ın indirdiği kitaba iman edin. O kitabı getiren peygambere tabi olun. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin sizden istediğini yapın. O kitabı pis olanlar dokunmamıştır. O kitap şeytanın sözü değildir. Cinnin sözü değildir. Deli saçması değildir. Beşer uydurması değildir. Siz acizliğinizi görünce bilmelisiniz ki o yüce kitap, Allah'tan gelen kitap sizin için bir anlamda yeryüzünde yaşama, tutunma noktasında bir güç olacaktır. Allah Celle Celaluhu bize bu anlamda anlayış nasip etsin inşallah. Nitekim diyor ki Rabbi Zülcelal ve nahnu akrabu ileyhi minküm, biz o ölen kişiye sizden daha yakınız. Onun canına, ruhuna biz diyoruz ki çık. Meleklerimizi gönderiyoruz. Canını al. O da canını alıyor. وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, fakat sizin basiretiniz yok. Bizim bu yakınlığımızı asla idrak edemiyorsunuz, göremiyorsunuz, yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda bir tefekküre ihtiyacımız vardır. فَلَوْ لَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينَ, hadi bakalım öyleyse siz entüm gayra medinin, sorgudan muaf mısınız, ceza görmeyecek misiniz? Yani size Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri sorumsuz mu yarattı? Siz kendinizi sorumsuz mu görüyorsunuz? Bu anlamda terci'ûneha in kuntum sadikîn. Eğer bu anlamda Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda ceza görmeyeceğinizi düşünüyorsanız o ruhu geri çevirin. Eğer doğru insan, sadık insanlarsınız, insanlarsanız, sözünüzde sadık olan kimselersiniz, kimselerseniz. Şayet bu anlamda sözünüzün eri iseniz bunu başarın, o ruhu geri çevirin. Netice değerli dostlar, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı elimizde. Bu kitap çok kıymetli bir yerden geldi ve biz o kitaba hürmet ederiz. Elbette şunu yapmayız, sarıp sarmalayıp bir yere asıp kutsaldır deyip ona elimizi sürmeden seyretmeyiz. O kitabı yaşamak isteriz. Nitekim şimdi Ramazan ayına geldik. Allah Celle Celaluhu kütübe aleykum siyam kema kütübe alellezine min kablikum ayetiyle bize o kitapta orucu farz kıldı.
O kitapta orucu farz kıldı. O orucun zamanını belirledi. Sabahtan akşama kadar yani orucun ne olduğunu tanımladı. Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden bizi uzak tuttu. Dolayısıyla bu kitap Allah katındandır. Tertemiz olarak bize ulaşmıştır. Temiz kalmak istiyorsak bu kitapla meşgul olmalıyız. Bu kitap bize haber veriyor. Allah'a itaat etmezsek azap görürüz. Allah Celle Celaluhu da diyor ki, eğer siz ahirete reddediyorsanız, ahirete ruhunuzu göndermeyin görelim. Ruhunuzu geri çevirin. Canınızı bedene tekrar geri çevirin. Buna gücünüz yetmez çünkü güç bizdedir. Biz sizden ona daha yakınız. Onun ruhunu alan güç biziz. Bu bir her şeyi izah ediyor insan. Bir kanuna bağlıyor ama ölümün kanunu yok. Ölüm ne zaman gelecek hiç kimse bunu söyleyemiyor. Nasıl gelecek, hangi şartlarda gelecek hiç kimse bunu söyleyemiyor. Asla kanuna bağlanamıyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri onun hükmünü gizlemiş. Kendi katında biz ona sığınırız, ondan yardım isteriz. Allah Celle Celaluhu bizi bu manada Rabbizül Celal ölüm anının dehşetinden, küfürden muhafaza buyursun. Şimdi değerli kardeşler artık son bölüme geldik 90. ayetle birlikte. Biliyorsunuz bundan öncesinde ayet-i kerimelerde Rabbizül Celal ve Tekaddes insanları 3 gruba ayırmıştı. Rabbizül Celal ve Tekaddes Hazretleri mukarrebun demişti. Kendisine manevi olarak, makam olarak yakın olanlar, işte peygamberler, Allah'ın dostları, şehitler, abidler, zahitler, yani Allah'a itaat edenler, mücahitler, bunlar mukarrebun, bir ashab-ı yemin vardı. Amel defterini sağ elinden alacak olanlar, bir de ashab-ı şimal vardı. Şimdi bunlarla ilgili son hükümleri söyleyerek meseleyi Rabbimiz bizim için toplayacak, sonuca bağlayacak. Femme şimdi in kana minel mukarrabin. Siz Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterirseniz, Kur'an-ı Kerim'in temiz yerlerden geldiğini kabul edip, tertemiz bir şekilde ona dokunup, tertemiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i yaşarsanız, son nefesi insandan alacak olanın Allah olduğunu bilip, Allah'ın güç ve kudreti karşısında eğilip, ona teslim olursanız, mukarrebundan olursanız, Allah'a boyun eğerseniz, canınızı, malınızı, evladınızı, bedeninizi, efendim enerjinizi, her şeyinizi Allah'ın istediği yere, Allah'ın istediği şekilde efendim tahsis edip asla tereddüt etmeden İslam'a teslim olursanız, mukarreblerden olursanız, yakın olursanız Allah'a, eğer onlardan olursanız Rabbizül Celal ve Tekaddes Hazretleri müjdesini söylüyor. Ne vardır? Ferahun. Bu dünyanın meşakkati bitecek, bir rahatlık vardır. Uhud Savaşı'ndan dönülüyor. Nebi Aleyhisselam, Hazreti Hamza şehit olmuş. Bir Seniyetül Veda da Uhud tarafında var, Veda Tepesi. Oraya kadar gelmişler karşılamaya. Bir çocuk var, adı Fatma. Hazreti Hamza'nın kızı. Soruyor ilk gördüğüne babam. Ona cevap vermiyor. İlk sorulan arkayı işaret ediyor. Arkayı, herkes geride kalanı geride kalan. Yani ona baban şehit oldu diyemiyorlar üzüntülerinden. En son Hazreti Ebu Bekir ona geldiğinde o da arkayı işaret ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselam geliyor. Hazreti Hamza'nın kızı soruyor. Babam nerede? Allah Resulü'nün ona verdiği cevap. Mealen söylüyorum. Tam metin olmasa da Allah Resulü'nün ona verdiği cevap. Kızım, baban artık hiç hasta olmayacağı, hiç açlık çekmeyeceği, hiç eziyet görmeyeceği, hiç zarar görmeyeceği, rahat edeceği, güzel yaşayacağı bir yere gitti. Yani cennete. Ravhun ve Rayhanun ve son derece güzel efendim orada Rayhan cenneti. Yani güzel nimetlerin, güzel kokuların, güzel barınmanın olduğu efendim ve cennetü naim, birden nimetlerin çok bol olduğu cennet. Demek ki mukarrabuna Allah Celle Celaluhu büyük bir istirahat imkanı verecek. İnşallah orada herkes dinlenecek bu manada. Bu zalimlerin, zorbaların karşısında dünyada yorulmalıyız ki dinlenelim.
oruç tutarak yorulmalıyız ki dinlenelim. Yani biz gerekeni yapıp bütün gücümüzle, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 55 yaşından sonra artık yoruluyordu ayakta namaz kılarken, özellikle nafile namazlarda oturduğu oluyordu. Bedeni Allah Celle Celaluhu yolunda o kadar bedenini hırpalamıştı ki o hırpalamanın getirdiği sonuçla dizleri kendisini taşımaz oluyordu bazen. Oturup namaz kılıyordu. Yani biz de dizlerimiz üzerine çökecek kadar Allah'ın dini adına gerekeni yapmalıyız. Fakiri var ulaşmalıyız, yetimi var ulaşmalıyız, zalimi var zorbası var savaşmalıyız. Yeryüzünün uzağında yakınında bir takım insanlar var, cebarutların baskısı altında onlara ellerimizi uzatmalıyız. Kendi nefsimiz var, bataklıktan çekip çıkarmalıyız. Oruç var, zahmetiyle birlikte tutmalıyız ki rauhun, rahatlık olsun. Efendim rayhanun, güzel rızıklar, güzel kokulu yerler olsun ve cennetün naim ve içinde nimetlerin olduğu cennet olsun. Ve emme in kana min ashabil yemin. Mukarrabuna bu mükafat verilmiş. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bu mükafatla onları baş başa bırakmış. Bir de ashab-ı yemin var. O ashab-ı yemin içinde feselamun lek min ashabil yemin. Ashab-ı yeminden olmanız sebebiyle selam size olsun, sana olsun. İnşallah bunun üzerinde bundan sonraki oturumumuzda duracağız. Ya Rabbi bereket ver. Kur'an ile bizi rızıklandır ya Rabbi. Kur'an'ı bize azık eyle. Temiz olarak ona dokunmayı nasip eyle. Abdest almayı bize zor kılma ya Rabbi. Ben bazen soruyorum, çocuklarda da görebildiğim bu, teşhis edebildiğim, nefsimi de tabii tanıyorum. İnsana zor geliyor, yani abdest almak zor geliyor. Çünkü şeytan onu istemiyor, abdest almayı istemiyor. O yüzden biz de lüzumsuz tartışıyoruz. Kur'an okurken abdest alalım mı? Bu lüzumsuz bir tartışma oluyor. Ama tabii bu konuda fıkıh kitaplarına da bakarsanız, nasıl düşünürseniz öyle amel edersiniz. Allah neyden razı ise ona göre de size ücret verecektir. Allah bizi iyilerle, iyiliklerle yaşatsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.